Merhaba ben Kerem Çilli. Bu videomuzda her sene yapmaya çalıştığımız, gelenekselleştirdiğimiz bir video yapacağız. Türkiye'nin en güçlü güneş panelleri 2024. Hangi firma, hangi güçte güneş panelleri yapacak, hangi yeni teknolojileri ne zaman satmaya başlayacak sorularının yanıtını bu videomuzda bulabilirsiniz. Türkiye'de takdir edersiniz ki onlarca güneş paneli üreticisi var. E, belli başlı olan e, firmaları buraya ekledim. Bazılarından geri dönüşler geldi. Hızlıca listemizi aldık. Bazılarından geri dönüş uzun süre gelmeyince maalesef şu an videoda size bahsedemiyor olacağım. O yüzden şundan neden bahsettin, bundan neden bahsetmedin gibi sorularla ilgili elimizden geldiğince olabildiğince çok firmaya ulaşmaya çalıştık. Evet ACS firmasıyla başlamak istiyorum. Kendileri 550W zaten piyasada en çok var olan panel gücüyle üretmeye devam edecekler. Bunun yanı sıra 585W'a kadar olan Topcon serisi dediğimiz yeni nesil güneş panellerini de üretim gamı içerisine alacak. Sizler 585 wattlık bu yeni nesil ürünlerle buluşabileceksiniz ACS Enerji'de. Alfa Solar'a baktığımızda yine 550 wattlık serilerini satmaya devam edecekler. Aynı zamanda 585 watt, 590 watt. Bu yıl içerisinde 5-10 watt yukarı doğru da gidecektir. Hangi marka olursa olsun bunu söylemekte bir yanlış olduğunu düşünmüyorum. Yılın başında 585 üretiyorsa yıl sonuna doğru 590 belki 595 bile olabilecek güneş panelleri. Ama bize gelen resmi verilerde alfa solar 585-590 watt civarında bir güç veren ürünü satıyor olacak. Ürünün boyutlarına baktığımız zaman 2291'e 1128 gibi çok birbirine yakın ölçüler aslında. O yüzden tek tek her firmanın ölçüsünü söylemiyor olacağım size. Burada farklılıklar varsa oraya odaklanacağız. Genelde 182 milimlik M10 diye tabir edilen hücreler kullanılıyor olacak. Alfa'da da aynı şekilde. Arçeli'ye baktığımızda yine Arçelik'te de Topcon serisi bir üretimin olacağını söyleyebiliriz ve orada da yine 575 watt, 580 watt gibi panel güçlerini Arçelik markasıyla bulabiliyor olacaksınız. GTC firması, GTC firmasına ayrı bir başlık açmak isterim. Çünkü klasik bir panel üretimi hiçbir zaman yapmadılar. Her zaman özel paneller üretmeye gayret ettiler. Bizim balkon videomuzdaki paneller keza GTC firmasından gelmişti bize. wi arka yüzünden de üretime katkı sağlayabilen panel çeşidiydi. Balkonumuzu kırıp GTC'nin panellerini oraya koymuştuk. Farklı bir teknoloji kullanıyorlar. Cam cam her zaman yaptılar. Klasik düz panel yapmadılar. Onların şu an size tedarik edeceği panel gücü 475 watt olarak gözüküyor. Ve 166 milimlik hücreler kullanıyorlar. Bu özel panel teknolojisinde. HSA'ya gelecek olursak HSA Enerji Manisa firması biliyorsunuz daha önce burada video podcast da yapmıştık onlarla birlikte. 575 wattlık bir güç sağlayabilecekler. Ayrıca panel gücünü biraz daha büyüterek mesela 2278 1134 dediğimiz rakamı 2465 1134 yaparak bize 620 wattlık bir başka panel daha vereceklerini söyleyebiliriz. Bunu zaten bu konuyla alakalı firma yetkilesiyle burada sohbetimizde konuşmuştuk. Topcon'da iki farklı üretim çeşidi olacağını söylemişti. Çünkü hücrelerdeki boyutlarda da farklı değişimler söz konusu. Çünkü 575 ve 620 ile başlayan bu güç aralığını HSA Enerji'de 2024 yılı içerisinde bulabileceksiniz. Evet bir başka üreticimiz HT Solar. HT Solar'da yine 2024 yılı itibariyle 580 wattlık ve 620 watt piklik güneş panellerinin üretilmesiyle alakalı bize bilgi verdiler. Bu ürünleri firmalardan tedarik edebileceksiniz. Evet kalyon enerjiden bahsedeyim size. Kalyon 510 ve 555 watt çıkış gücü veren panellerle karşımızda olacak bu yıl itibariyle. Ve bakıldığında kalyona da ayrı bir başlık açmakta fayda var. Çünkü ham maddeden itibaren burada waferdır, ingottur, hücrenin yapı taşını da kendisi burada yapıyor ve ciddi anlamda devasa bir fabrikaya sahip. O anlamda da e, ayrı bir başlık açmakta fayda olduğunu görüyorum. Umarım bu tarz fabrikaların sayısını da e, arttığını göreceğiz. Sadece klasik üretim hattı kurup panel üretmenin bir adım ötesine hatta iki adım ötesine e, geçmiş bir firmadan bahsediyoruz. Bir başka firmamızdan bahsedelim. MYM Solar bizim elektrikli videomuzu izlediyseniz eğer çitlerde gördüğünüz paneller bizi özel yapmışlardı. Kendilerine bu vesileyle tekrar da teşekkür etmek isterim. MYM Solar firmasının baktığımız zaman 550'den başlayan 580 Watt pike kadar giden panel grubunda üretim yapacağını söyleyebilirim. Tabii ki bunlar hep bir panel 580 ise çok büyük ihtimalle Topcon serisine geçti diye de düşünebilirsiniz alt bilgi olarak da. Bunu söylemekte fayda var. Teker teker de dediğim gibi ölçüleri sizlere burada seslendirmeyeceğim ama ekranımızda da zaten şu an görüyor olacaksınız. Bir başka üretici ProWatt firması. Geçenlerde de bir video podcast yapmıştık. Üretim ve kalite ile ilgili güneş paneli özelinde detaylı bir içerik olmuştu. Çok da güzel bilgiler vardı izlemeyenler için öneririm. ProWatt firmasının da 550 watt piklik bir ürün şu an tedarik ettiğini söyleyebiliriz. Onların da yakın zamanda ARGE süreçleri tamamlandıktan sonra top serisine geçeceğini zaten firmanın yetkilisi Gökhan Bey'den, genel müdür yardımcısından öğrenmiştik. Bir başka firmadan bahsedelim. Şimit Pekintaş çok eski bir firma. Uzun yıllardır sektöre hizmet veren, belli bir kalite standartında hizmet veren, bizim de bu videolarımızın çoğunda bulunan bir firmadır. Şimdi Pekintaş'ta yaptığımız görüşmede de neler üreteceksiniz sorusunun cevabı 500 Watt'tan başlayan 550 Watt'a kadar giden klasik serinin e, Monoperk serisinin yanı sıra 575 Watt'lık da Topcon serisi ürünü üreteceğini söyleyebiliriz. Evet bir başka firmamız Smart Enerji. Smart Energy'de 565 ve 585 Watt peak aralığında çıkış gücü veren panellerle 2024 yılında karşımızda olacak. Smart Enerji'nin de Tembelova mevkiinde bir fabrikası var. OSB bölgesinde Gebze tarafında. Aynı zamanda İzmir Aliada devasa bir tesis kurdular. Ve onlar da Wafer Ingot daha derine inen, daha detaylı, daha teknolojik bir yatırıma ev sahipliği yapıyorlar. Smart Enerji. Onlara da ayrı bir başlık açmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Bir başka üreticimiz e, Wisman. E, Wisman markasının da 575 wattlık panellerle bu yıl piyasada 2024'te müşterilerine e, ürün gamı olarak bu grupta ürünler sunacağını söyleyebiliriz. En başta da söylediğim gibi 575 wattlar, 580 wattlar birçok firmanın genel ortalaması ve yıl sonuna doğru bunun 5 watt 10 watt yukarı çıktığını da tabii ki göreceğiz. E, bunu şimdiden söylemekte fayda var. Evet her yıl hızlıca bu videoları yapmak istiyoruz. Birçok firmayla görüşüp hepsinden geri dönüş alıp gerçekten şu an belki 5-10 dakikalık bir video şu an size yapıyoruz ama bunun arka planında defalarca telefon görüşmesi, defalarca mailleşme birçok zaman harcıyoruz emin olun. O yüzden bizim açımızdan yaptığımız her video çok kıymetli. Laf olsun diye hiçbir zaman video yapmadık. 2024 yılında da umarım güzel gelişmelerle, çok fazla kurulumlarla çünkü bu yıl için genel olarak sektör beklentisi çok fazla kurulum olmayacağı yönünde durgun geçeceği yönünde ama ülkemizde dinamikler çok farklı çok beklenenin aksine çok fazla kurulum olabilir mi e, ihtimaller dahilinde. Umarım pozitif taraftan bakalım çok fazla kurulum olur. Çünkü e, ulaşmamız gereken hedefler, yapmamız gereken güneş enerji santralleri var ve bu konuyu tabana da yaymamız gerekiyor. O anlamda çok yol yürüyeceğiz ve umarım çok fazla kurulum bu senede olmuş olur. Evet bu videomuzda size birçok firmanın 2024'te hangi ürünleri üreteceğini anlatmaya çalışan hızlı bir video yapmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.